Ön çapraz bağla ilgili tabii çok videolarımız var ama şimdi bunlar işte ön çapraz bağın gerekliliklerini, ön çapraz bağın ameliyatının nasıl olduğunu, postop dönemde neler beklediğini bunlardan bahsetmiştim. Bugün bahsetmek istediğim konu yine ön çapraz bağ ama bu sefer oluşabilecek problemler. Çünkü yani bizim için bir ameliyatta her şeyin mükemmel gitmesi tabii ki en çok istediğimiz şeydir bir cerrah olarak. Hasta için de bu tabii ki son derece önemli ama bazen bizim elimizde olmayan, beklenmedik, bazen de beklenip işte işlerin ters gitmesiyle ortaya çıkan problemler vardır. Biz bunlara komplikasyonlar diyoruz. Komplikasyonlar cerrahi tecrübenin dışarısında bizim öngördüğümüz ama maalesef engelleyemediğimiz. Bu insan yapısından da kaynaklanabilir, hasta anatomisinden kaynaklanabilir, cerrahi aletlerden kaynaklanabilir, çevre faktörlerinden kaynaklanabilir. Bizim öngörebildiğimiz, tahmin edebileceğimiz yani çok sürpriz olmayan ama istenmeden başımıza gelen olayların hepsidir komplikasyon dediğimiz olaylar. Ön çapraz bağ da aslında teknik olarak yapılan bir ameliyat olduğu için tecrübeye dayalı bir ameliyattır ama bütün tecrübemize rağmen maalesef bazen bizim de istemediğimiz, elimizde olmayan sebeplerden dolayı problemler oluyor. Bunlardan kısaca bahsedeceğim. Şimdi ön çapraz bağ düzgün yapıldığı zaman ameliyatı son derece net, iyi, sonuçları da güzel olan bir ameliyattır ama problemler çıkma ihtimali var. Bunların arasında en önemlilerinden bir tanesi o bizim tünel açma sırasındaki tünel açısı ve tünel pozisyonudur. Şimdi biz bunu ameliyat sırasında tabii ki milimetrik olarak dikkat ediyoruz. Burada cerrahi tecrübe ve biraz da kabiliyet son derece önemli ama bütün bu dikkatlere rağmen ideal noktayı tam izometrik dediğimiz noktayı bulamayabiliriz bu tünel açma sırasında. Ve sonuçta bizim tünel açarken elimizde bir cihaz yok yani bunu milimetrik olarak gösteren bir navigasyon cihazı gibi bir cihazımız yok. Bu gözle görüyoruz kamerayla. Tecrübemizle bunu tespit ediyoruz. Anatomik bazı sınır taşları vardır. Onlara uygun bir noktadan tüneli açarız ve o tünele bağlı olarak tibial tünel açılır. Önce işte kaval kemiğindeki tünel. Şimdi anatomik teknikler var. Önce femoral tünel de yani üst taraftaki tünel de açılabilir ama öyle ya da böyle sonuçta bunların tam anatomik noktasının bulunması gerekiyor. Bu olmadığı zaman ne olur? Şimdi bu tam izometrik nokta denilen en ideal nokta tespit edilemediği zaman eklem içerisindeki graft gerginliği değişeceği için dizde ameliyat sonraki dönemde tam açılmasında veya tam kapanmasında ciddi problemler oluşabilir. Yani graft bir miktar öne veya arkaya yerleştirildiği zaman ki bu da tabii tünel açılmasıyla ilgili bir problem. Bunlarda bağın ameliyat sonrasında esnemesinde güçlük olursa kapanmasında, gerilmesinde, esnekliğinde problem varsa da tam açılmasına sorunlar olabilir. Bu ön çapraz bağda karşılaşılabilecek problemlerden bir tanesidir. İkincisi, tüneli doğru yere açmış olabilirsiniz tam izometrik noktaya ama eğer yan taraftaki condylar notch dediğimiz o kubbe kemik yapısına çok yakın yaparsak bu sefer ameliyat sonrasında o koyduğumuz graftin yeni yapılmış bağın o kemiğe sürtünmesiyle yine aynı şekilde dizin tam açılmasının engellenmesi söz konusu olabilir. Üçüncüsü yine bu graftin tam uygun yere yerleştirilmemiş olmasına bağlı. Eğer duvara sürtmeler oluyorsa diz hareketi zorlandığı gibi aynı zamanda bir atma sesi meydana gelebilir. Bu bir atlama sesi şeklinde her hareket sırasında o graftin kemiğe sürtmesiyle oluşan bir sestir. Bunun sonucunda ne olur? Hem diz tam fonksiyonunu yerine getiremez, hem rahatsız edici bir ses olur, hem de aynı zamanda yerleştirilen graft kemiğe sürttüğü için zaman içerisinde graft'e aşınma, zayıflama ve maalesef zaman içerisinde kopmalar meydana gelebilir. Bunlar da tabii ki ön çapraz bağda hiç istemediğimiz problemlerdir. Ön çapraz bağ ameliyatında enfeksiyon riski düşüktür. Sonuçta biz bu kapalı yapılan bir ameliyat, yani tamamen açık yapılan bir operasyon olmadığı için dışarıdan girişler son derece sınırlıdır. Ayrıca devamlı dizin içerisi yıkandığı için enfeksiyon riski son derece düşüktür ama
enfeksiyon olur mu? Olabilir. Sonuçta çevremizde her tarafta mikrop var. Hastanın vücudunda mikrop var. Bizim çalıştığımız ortamda mikrop var. Biz bunlara azami dikkat gösteririz. Sterilizasyona dikkat ederiz ama bütün bunlara rağmen enfeksiyon olabilir. Ön çapraz bağda enfeksiyon biraz problemlidir. Çünkü sonuçta eklem içi enfeksiyon olur. Antibiyotiğe her zaman cevap vermeyebilir ve işte eğer antibiyotik tedavisine rağmen devam ederse eklemi yıkamak gerekebilir. Yani tekrar bir basit de olsa bir ameliyat gerekebilir. Bu da ön çapraz bağdan sonra karşılaşabileceğimiz problemlerden bir tanesidir. Cerrahi sırasında aletlerle ilgili problemler, işte cihazın bozulması, kırılması gibi problemler olabilir. Ameliyat sonrasında rehabilitasyon sırasında uygun rehabilitasyon yapılmadığı zaman kas güçsüzlüğü veyahut da işte hani merhametten maraz doğar diye bir laf vardır ya, fizik tedavi sırasında çok hafif düzeyde yapılan fizik tedavi sonucunda diz ekleminde bazı yapışıklıklar, problemler olabilir ve bunun sonucunda hareket kısıtlılığı gelişebilir. Bunun gibi problemler ön çapraz bağ gibi aslında son derece etkili, efektif ve teknik bir ameliyatın sonuçlarını maalesef olumsuz yönde etkileyebilir.